zikrillah babını almıştık ve ondan bir sonraki babı almıştık. Neydi bu babın başlığı Türkçesi? Babun ma ca'e fil zebhi li gayrillah. Allah'tan başkasına kurban kesmenin hükmü babı. Bu bapta zikrettik ki dedik kurban kesme farklı şekillerde gerçekleşir. Farklı şekillerde kesen kişiler niyetlerine göre ayrılırlar. Bunların ilki neydi? Bismillah diyerek ve Allah'ı tazim ederek Allah için kesmek. Çünkü kurban kesmekte ne vardı? İki cihet vardı, iki yön vardı. Birincisi Bismillah diyerek kişi ne var? Allah'tan yardım alarak, yardım istiane ederek, talep ederek kurbanı keser. Ve ikinci cihet ne yapar? Tazim. Kalpte ne vardır? Bir yüceltme, tazim etme, büyütme vardır. İşte kişi Bismillah dediği zaman hem Allah'tan yardım isteyerek hem kalbiyle tazim ederek Allah'a yöneliyorsa, Allah için bunu yapıyorsa kurbanı ne olmuş olur? Kurban olmuş olur, ibadet olmuş olur. Karşılığını Allah'tan alacaktır. İkinci şekil, yani insanların kesmiş olduğu, bazı insanların yanlış olan kesmiş olduğu kurbanın bir ikinci çeşidi var. O da nedir? Yine Bismillah deyip başkasını tazim ederek kesiyor. Yani saymış olduğumuz kurbanda bulunması gereken, olması gereken iki cihet ne yapmıyor? Tahakkuk etmiyor, gerçekleşmiyor. Yani adam bakıyorsun diyor ki ya kardeşim bizler tamam yani gittik Eyüp Sultan'da kurbanı kesiyoruz ama Bismillah diyoruz demesi onun kurbanını ne yapmıyor? Kurtarmıyor. Neden kurtarmıyor? Çünkü birçok insan Bismillah diyerek, Allah'tan istiane ederek, yardım talep ederek kesse de tazim olarak, yöneliş olarak ne var? Kalpte orada yatan bir teveccüh var. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Bu yüzden Allah Teala hani bahsediyor ya müşriklerden, ateşe giren müşriklerden, ateşe girmeyi hak eden müşriklerden tallahi in kunna lefi dalalin mubin. Onlar şöyle yemin ediyorlar. Allah'a yemin olsun ki diyorlar bizler apaçık bir dalalet içindeydik, sapıklık içindeydik. Sebebi diyor ki izin nusevvikum bi rabbil alemin. Zira sizleri yani taptıkları Allah dışında ibadet ettikleri her şeyi ne yapıyorduk diyorlar? Nusevvikum bi rabbil alemin. Alemlerin Rabbiyle eş tutuyorduk. Ne de eş tutuluyordu Allah Teala? Ona yönelişte, teveccühte, korkuda, tazimde, yüceltmede, sevgide. Allah'tan gayrı nit edinenler, Allah'la beraber aleykümselam. Ona eş edinenlerle ilgili Allah Teala bahsederken müminler ne diyor? Allah Teala'yı ne yaparlar? Daha çok severler. Ama onlar yuhibbunhum ki hubbillah. Allah'ı sever gibi onları severler. Sevgide ne yapıyorlar? Allah Teala'ya eş koşuyorlar, ortak koşuyorlar. Allah'ı sevmeleri gereken sevginin aynısını ne yapıyorlar? Başkalarına veriyorlar. Kalpte bir ne var? Yani kalbin amelleri çok önemli bu konuda. İşte kabir, işte kurbanla ilgili mesele de bu şekilde. Adam Bismillah diyor ama kalpte ne var? Tazim olarak, yüceltme olarak kabirde yatan veli var. Kabirde yatan sahabe var. Kabirde yatan peygamber var. Mesela İstanbul'da burada İstanbul'un göbeğinde Şehzadebaşı Camisi var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hemen karşısında. Adam oraya yazmış. Helvacızade Türbesi diye birisi tabela koymuş. Bundan önce 3 sene önce, 4 sene önce olmayan bir şey o. Yeni koyulmuş bir tabela. Pardon. Tabelada şey yazıyor. Davulcu Ali radıyallahu anh'ın türbesi. Böyle yazıyor. Ali Tablavi yazıyor. İşte diyor İstanbul'un fethinde bu sahabe davul çalardı diyor. Birisi yani uyanığın birisi oraya ne koymuş? Bu tabelayı koymuş. Cuma günleri insanlar oraya toplanıyorlar. Akın akın gidiyorlar. Bir de orada helva yapıyor adam. Yani bakın Taif'te bulunan insanların gidip ziyaret ettiği Aleyhisselatü Vesselam döneminde Mekke'li müşriklerin şirk koştuğu Lat'tan bahsetmiyoruz. 2010 yılındaki insanların şu anda Allah'a şirk koştuğu bir neden bahsediyoruz? Türbeden, kabirden bahsediyoruz.
Tabii ben kendi gözümle şahit olmadım onun yanında yaşanan, yapılan olaylara. Cuma günü bu şekilde olaylar yapılıyormuş. Yalnız bizatihi gidip gördüm cuma gününün dışında. Bir ağacın kenarına ne yapılmış? Hep örgüler, demirden bir şey yapılmış. Kenarlık yapılmış. Oraya işte sahabeden Ali Tablavi yazılmış. Uzun lafın kısası, gören birisi aktardı bana. Diyor ki, ya hocam diyor, cuma günü şahit oldum. Geçerken işte kadınlar, böyle sosyete tipler, farklı farklı insanlar tutmuşlar, koyunlar başından götürüyorlar oraya doğru. Ağacın oraya. Ne yapıyorlar? Koyunları götürüyorlar. Bakın, yani insanın kalkıp koyunu satın alması, arabasına bindirip İstanbul'un göbeğinde, tamam mı, belediyenin tam karşısında, Şehzadebaşı Camisi'nin avlusuna götürüp sokması, orada kesmeyecek olmasına rağmen, orada onu gezdirmesi ve daha sonra götürüp kesmesi, burada ne var? Allah'a tazim mi var? Hayır. Burada neyi tazim var? Orada yattığı iddia edilen, var olduğu iddia edilen, söylenen zatı tazim var. Yani bir insan mesela niye Kabe'ye gider? Niye yola çıkar? Camiye gitmek için niye yola çıkar? Bunların hepsinin ardında ne vardır? Allah'ı tazim etmek, yüceltmek vardır. İşte bu vecihiyle, bu yönüyle kişinin niyetinde bu varsa tazim olarak, bu tarafıyla da ne yapmıştır? Şirke düşmüştür, hataya düşmüştür, harama düşmüştür. Üçüncü şey neydi? Sureti kurbanın, kurban kesenlerden sadır olan, gözüken kurban kesme şekillerinden. Evet. Alim olan birisinin gelip onları çakmak. Hayır arkadaşlar. Kestiği kişinin ismini anması. Kestiği kişiye ismini anıyor yani. Diyor ki Meryem'in adına, Meryem'in oğlu İsa adına diyerek kesiyor. Ve kim için kesiyor bunu? Tazimdeki kastı ne? Kalbindeki kast yine kestiği kişi. Böyle insanlar da var mı? Var. Dördüncü suret, diyorlar ki Allah'ın adını anmaz. Yine Meryem'in adını anar. İsa Aleyhisselam'ın adını anar ama ne var? Allah için keser. Bu ise diyorlar nadirdir. Bir de işin mubah tarafı var. Yani insanın ne yapması? Eti için kesmesi. Kısaca kurbanı bu şekilde anlatmıştık. Sonraki babta da demiştik ki, müellif rahimahullah demişti ki, babun babun la yuzbahu lillahi bimekanin yuzbahu fihi ligayrillah. Babun la yuzbahu lillahi bimekanin yuzbahu fihi ligayrillah. Neydi bu bab arkadaşlar? Bu babın Türkçesi, manası? Allah'tan başkası için kurban kesilen yerde, yani mekanda ne yapılmaz? Allah için kurban kesilmez. Yani biliyorsun ki orada ne var? İnsanlar oraya niçin gidip kurban kesiyor? Orada yatanı tazim etmek için, şirk koşmak için, başına gelen bir musibeti def olması için, orada yatanın vesilesiyle, aracılığıyla onu tazim ederek. Aleykümselam. Senin orada kurban kesmen nedir? Caiz değildir, haramdır. Yani sen kalkıp kurbanını Eyüp'te kesebilir misin? Eyüp Sultan'da orada, kesemez. Caminin orada. Ne yapasın? Kesemezsin. Çünkü orada insanların çoğu niçin orada kurban kesiyor? Eyüp Sultan'ı, orada yatanı sahabe olduğu için, yani Eyüp Sultan radıyallahu anh'ı, Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ın tazim etme maksadıyla kurban kestiği için sen orada kurban kesemezsin. Konuyla ilgili ayet ve hadisleri de zikretmiştik. Sonra arkadaşlar bugün inşallah diğer bir tevhidi zedeleyen, tevhidi sarsan konuya geçeceğiz. Dikkat ederseniz müellif Şeyh Rahimahullah bizlere tevhidi anlatırken, tevhidin hakikatini öğretirken bununla yetinmeyip bunun zıttı olan, bunun aksi olan şirki de ne yapmış? Bizlere anlatmış. Tafsiliyle anlatmış. Şirk nedir? Hangi şeyler şirktendir? Şirk sadece tek bir şey değildir. Tevhidi neler yıpratır, bozar, zedeler? Bizlere bunu teker teker anlatmış. Zira bir şeyi bilmek, bilmenin önemi kadar onun zıttını bilmek de o kadar önemlidir. Yani bir şeyi, çoğu şeyler, hatta çoğu şeyler neyle bilinir? Zıttıyla bilinir. O yüzden Şeyh Rahimahullah, dikkat ederseniz şirkin çeşitlerini bize sayıyor, zikrediyor.
ameli şirkler var saydıklar arasında. Mesela ne? Ameli şirklerden, insanın ameli olarak işlediği şirklerden bir tanesi. Mesela kurban. Bugün alacağımız konu mesela nedir? Adak. Neyle işleniyor bu? İnsanın diliyle söylediği şirk. Tamam. Bunların çoğunun neyle alakası var? İtikatla alakası var. Aslı yere nereye dönüyor? İtikada dönüyor. Ancak sadır olduğu eyleme dönüştüğü yer olarak baktığın zaman kimi zaman şirk dille yapılıyor. Ne gibi mesela? Adak gibi. Allah'tan başkasının adına yemin etmek gibi. Kimi zaman kalple yapılıyor direkt. Ne gibi? Tevekkül gibi. Sevmek gibi, korku gibi. Kimi zaman bedenle yapılıyor. Alıp eline bıçağı ne yapıyor? Kurbanı kesiyor. Allah'tan başkasının adına kesiyor. Allah'tan başkasını tazim ederek kesiyor. Yani şirk tek bir çeşit değildir. Farklı farklı neleri vardır? Alanları, sahaları, çeşitleri vardır. Bu yüzden Şeyh Rahimahullah kitabını okuyan ilim talebelerini ne yapmaya çalışıyor? Uyandırmaya çalışıyor, zihinlerini açmaya çalışıyor. Davetlerinde insanlara tevhidi anlatırken şirkin tek bir kalıpta olmadığını, şeytanın insanlara çok farklı bir şekilde bunu süsleyerek sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından getirebileceğini ima edercesine şirkin bu ümmette en çok vuku bulanlarını ne yapmaya çalışmış bize? Bu kitapta şerh etmeye, açıklamaya çalışmış. İşte bugünkü babımız arkadaşlar, babun mineşşirk. اَنَّذْرُ لِغَيْرِ اللّٰهِ Allah'tan başkası adına adak adamanın şirkten bir şirk olduğu, şirkin bir kısmı olduğu babı. Buradaki min, dikkat ederseniz, babun mineşşirk diyor. Daha önceki derslerimizde söylemiştik. Buradaki min harfi cerinin manası ne burada? Mineşşirk. Çeşitlerinden, yani ne diyoruz buna biz Arapça? Tebiğziye. Yani şirkin hepsi değil. Allah'tan başkasına adak adamak. Yalnızca şirk bu mu? Değil. Dediğimiz gibi şirkin bir sürü çeşidi var. Şirkin biri de nedir? Allah'tan başkasına adak adamak. O zaman buradaki min ne oluyor? Çeşit oluyor. Hani daha önceden geçmişti. Aleyhissalatü vesselam adama soruyor sahabeye. Kolumdaki şeyi niye taktın? O ne diyor? Minel vahine. Minel vahine. Buradaki min ne? Sebep. Vahineden dolayı. Demek ki Arapçada min. Arapçada min. Nedir arkadaşlar? Farklı farklı manalara gelir. Kimi zaman sebebiyet ifade eder. Kimi zaman tebi'idiyye. Ondan bir kısımdır. Ya şirkin tümü adak değil yani. İnsanların şirke düştüğü tek şirk adak adamak değil. Şirkin bir türü de nedir? Adaktır. Bunun Arapçası arkadaşlar nezir. Nezera yenziru nezran diye de söylenebilir, okunabilir Arapçada. Nezera yenziru nezran olarak da okunabilir. Nedir arkadaşlar? Nezir Arapçada. Bunun istilahi manası nedir yani? Türkçe'de biliyorsunuz adak. Bir kişinin Allah'ın yani dinin üzerine vacip kılmadığı, üzerine ilzam etmediği, gerekli kılmadığı bir şeyi kişinin kendisi kendi üzerine ne yapması? Gerekli kılması, ilzam etmesi. Yani mesela adamın birisi kalkıp diyor ki benim üzerime Allah için bir gün oruç tutmak adak olmuştur, vacip olmuştur. Şimdi günlerden salı veya işte herhangi Ramazan dışında herhangi bir ay. Biz biliyoruz ki bu din bize ne yapmadı? Ramazan dışında bu farz oruç yüklemedi. Kalkıp bir insanın Allah'ın, Resulü'nün yani İslam dininin ilzam etmediği bir şeyi kendine ilzam etmesi, kendini mecbur kılması, buna biz ne diyoruz? Adak diyoruz. Nedir diyoruz? Tamam? Nedir? Yani dinin ilzam etmediği, kişiye mecbur kılmadığı, kişiyi sorumlu kılmadığı şeyde kişinin kalkıp kendini ne yapması? Sorumlu kılmasına biz adak diyoruz. Müellif rahimahullah burada adağı zikretmiş bu bapta. Bizler de inşallah adakla ilgili tafsilata, ayrıntıya bu dersimizde gireceğiz, değineceğiz. Allah nasip ederse. Diyor ki alimler, adak kişinin iptidaen başlangıç olarak bir şeyi adaması mekruhtur, hoş değildir. Yani durup dururken insanın
bir şey karşılığında olsun yahut bir şey karşılığında olmasın. Yani Allah benim hastama şifa verirse bir gün oruç tutacağım diyerek söylemiş olsun yahut içinden gelerek Allah için bir gün oruç tutacağım diye adak adamış olsun. Yani ister bir şey karşılığında ister bir şey karşılığında olmadan kişinin nezir yapması, adak yapması alimler tarafından nedir? Mekruhtur. Mekruh olarak ne olmuş? Görülmüş. Kalkıp birisi derse ki yani mekruh olan bir şey öğreneceğiz biraz sonra açıklayacağız. Bir ibadet değil mi bu sonuçta? Adak adama adak nedir? Bir ibadet. Çünkü biz ibadet olduğunu ispatlayarak burada neyi anlatacağız? Bunun başkasına yapılmasının şirk olduğunu açıklayacağız. Geçen sohbetimizde dedik ya bir şey ancak nasıl şirk olduğu anlaşılır bir şeyin? İki türlü anlayabiliriz dedik. Bir, ya onun şirk olduğu nasla sabittir. Şirk olduğu gelmiştir. O bu şirktir diye. Kur'an'da, sünnette. Ya da onun ibadet olduğunu ispatlarsak, o bir ibadetse onun Allah'tan başkasına yapılması nedir? Şirktir. Şimdi biz diyoruz ki adak bir ibadettir. Gelecek ayetlerde Allah Teala o müminlerden bahsederken diyor ki yufuna bin nezri. Onlar adaklarını ne yaparlar? İfa ederler, yerine getirirler. Yani demek ki adağı yerine getirmek ne? Güzel bir şey. Hükmüne geleceğiz biraz sonra değil mi? Övülmüş bir şey. Allah Teala övüyor. Demek ki bu bir ibadet. Bunun başkasına yapılması şirk. Ama diyoruz ki bununla birlikte adak adamak, yani adak adamak, nezir yapmak nedir? Mekruhtur diyoruz. Peki bunların arasında bir çelişki var mı? Yani hem ibadet hem mekruh. Yani hem diyorsun ki mekruh hem de yaptığın zaman ne yapıyorsun? Karşılığında ecir alıyorsun, sevap alıyorsun. Bir çelişki var mı? Aslında bir çelişki yok. Burada sevap aldığın, karşılığı sana verilen şey adağı adama niyetin, adağı adaman değil. Adağı adadıktan sonra yerine getirmendir. Anladık mı? Yani burada bir işgal yok, bir çelişki yok. Asıl olan adağını yapmaman, adamaman. Adadığın zaman da yerine getirmen farz, vacip. Üzerine farz. Adamadan önce sana yarın pazar veya pazartesi günü oruç tutmak ne değildi? Farz değildi. Ama sen ne yaptın? Onu kendi üzerine adayarak farz yaptın, farz kıldın. Böylece bunu yerine getirmen artık nedir? Farzdır. Ama böyle bir işe girişmen nedir? Mekruhtur. Niye mekruhtur? Allah'ın sana yüklemediği bir yükü ne yapıyorsun sen? Kendine yüklüyorsun. Bu cihetten mekruhtur. Başka bir cihet daha var. O da nedir? Dese ki vatandaşın birisi çocuğum iyileşirse bir kurban keseceğim dese. Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi ne olmuş olur bu? Onun cebinden ancak Cibril'in cebinden malını parasını çıkarmıştır. Cibril'in adaktı. Cimri'nin cebinden neyi çıkartır? Malını çıkartır. Buradaki kerahiyet ne? Mekruhluk. Sanki sen ne yapıyorsun? Böyle bir şeyin karşılığında bir şeyler adayarak, bir ibadet adayarak Allah-u Teala'nın bu isteğini ancak senin o şeyi adadığın zaman yerine getireceğini ümit ediyorsun. İnanır gibi oluyorsun. İnanıyorsun. Bu tür ada Şeyhülislam İbn-i Teymi haram görüyor. Alimlerin cumhuru mekruh görüyor. Karşılıklı ya da karşılıksız. Ancak Şeyhülislam İbn-i Teymiye diyor ki karşılıklı adak adamak haramdır diyor. Şimdi adak adamanın kısımlarını zikredelim. Ondan sonra inşallah tevhidle ilgili olan bölümüne geleceğiz. Ki bu adakla ilgili bölümler genelde fıkıh kitaplarında ne yapılır? Zikredilir, bulunur. Diyor ki alimler adağın ilk kısmı nezr-ü ta'a. Nezr-ü ta'a. Nasıl bir adak? Allah'a itaat olan bir adak. Nedir? Yani var mı Allah'a isyan etmek için adak adayanlar? Var elbette. Var. Adam mesela diyor ki yani ben diyor bu olmazsa içki içeceğim. Bu şekilde de adak adayanlar var. Mesela gibi. Bu itaat olan nezir dediğimiz itaat olan Allah'a itaat olan adak ne yapılır? Yerine
getirilir. Yerine getirilir. Getirilmeli. Farzdır. Bu adak diyorlar ki alimler ikiye ayrılır. Birisi var mutlak. Yani diyor ki yarın oruç tutmak benim üzerime farz olsun. Yarın oruç tutmak bana adak olsun. Yarın oruç tutmaya adak adıyorum. Karşılığında bir şey var mı? Adak adamasının karşılığında? Evet. Hiçbir şey yok. Buna biz ne diyoruz? Mutlak nezir. Mutlak adak. Veyahut da derse ki sınavda başarılı olursam, şu Arapçayı öğrenirsem herkese yemek ikram edeceğim. Buradaki arkadaşlara yemek ikram edeceğim derse bu adağa da ne diyoruz biz? Muallak adak. Yani bir şeye bağlı. Bir şeyle ilgili adak. İster karşılıksız olsun, ister muallak olsun, şeye bağlı adak olmuş olsun. Ağzından çıktığı andan itibaren söylediği şeyi ne yapmak zorunda bu kimse? Yerine getirmek zorunda. Farz artık. Vacip. İkinci kısmı adağın masiyet olan, günah olan adam. Diyor ki mesela eğer bu böyleyse onunla konuşmayacağım. Adıyor. Bu ne? Haram değil mi? İnsanın Müslüman kardeşiyle dünyevi bir sebepten dolayı 3 günden fazla kalması haram. Veya buna benzer haram olan bir şey kendine adıyorsa, haram olan bir şey kendine yapmayı gerekli kılıyorsa, niyetinde bu varsa diyorsa ki artık ben bunu yapacağım. İçimden geldi, kendi kendime de adadım. İçeceğim bir kere sigarayı. Tamam mı? Artık bunu buradaki bu ada ne oluyor? İntikat etmiş. Yani adak yapılmış oluyor mu? Adak oluyor. Geçen derste söyledik. Yani adak burada oldu. Yani tabiri caizse adak tuttu. Adağa niyet etti, adak tuttu. Ancak burada ne yapmayacak? Yerine getirmeyecek. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Men nezere en ya'siyallaha fela ya'sihi. Kim Allah-u Teala'ya isyan etme adına bir adak adarsa onu ne yapmasın? Yapmasın, tutmasın. O adağı yerine getirmesin. Yani Allah'a isyan etmesin. Ama adak ne oldu? Tuttu mu? Tuttu. Adak olmuş oldu mu? Oldu. Ne yapacak bu adam? Şimdi sigara içmeye niyet etti, şey yaptı, adak adadı, içki içmeye adadı. Dedi ki, önümüzdeki sene yılbaşında içeceğim. Hayatta olursam içeceğim dedi. Tamam mı? Bunu söyledi, adağını adadı. Şimdi dedik ki, adağı ifa etmek, yerine getirmek vacip, farz. Öbür taraftan Allah'a isyan var. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Men nezer en ya'siyallah ve la ya'sihi. Kim Allah'a isyan etmeye adarsa, adak adarsa ne yapmasın? İsyan etmesin. Ne yapacak bu kimse? Bunu kefaret, yemin kefaretiyle kefaret edecek, kefaret ödeyecek. Ki rivayette diyor ki kefaretun nezri kefaretul yemin. Adağın kefareti nedir? Yemin kefaretidir. Yani diyeceğiz ki sen içkini içmeyeceksin, sen sigaranı içmeyeceksin, Allah'a isyan etmeye üstüne adadığın adağını yerine getirmeyeceksin ama bunun yerine ne yapacaksın? Yemin kefareti yapacaksın, yerine getireceksin. Nedir yemin kefareti? Ya köle azat edeceksin, evet. 10 kişi, 10 tane kişi derken sokaktaki herhangi bir kişi mi yoksa 10 tane miskin mi? 10 miskin giydireceksin yahut doyuracaksın. Eğer bu üçünü yapacak bir gücün yoksa, yapamıyorsan ne yapacaksın? 3 gün oruç tutacaksın. Bazıları var işin kolayına kaçıyor diyor, adak adadık veya yemin ettik. Hemen oruca geçelim. Oruca geçelim. Efendim? Peş peşe olsa daha eftaldir, daha güzeldir. Adan arkadaşlar üçüncü kısmı diyor ki haliler mubah olan adak. Mubah. Ne demek mubah? Diyor ki ben yani caiz olan bir şey diyor ki ben diyor bu elbiseyi giyeceğim. Bu elbiseyi giymek benim adağım olsun. Yani var böyle insanlar. İçlerinden söyleyen insanlar var. Fukuha bunlardan bahsetmiş. Eskiden insanlar bunu yapıyormuş yani. Diyor ki, şu yemeği yemek üzerime adak olsun.
şu yemeği yiyeceğim. Allah için şu yemeği yiyeceğim. Bu hastalıklar kalkarsa güzel bir kebap yiyeceğim. Şimdi onu söyledik. Karşılıklı ya da karşılıksız olarak, muallak ya da muallak olmayan dedik. Eğer bir insan bu şekilde, bu niyetle bir adak adadıysa dese ki eve şu arabayla gideceğim diye adak adadı. Diyorlar ki alimler, bu kişi muhayyerdir. Yani ister adağını yerine getirir, isterse ne yapmaz? Getirmez. Getirmediği zaman ne olur? Ne yapacak karşılığında? Kefaret gerekir. Yemin kefareti gerekir. Yemin kefareti gerekir. Bir de var ki arkadaşlar, nezrul licac vel gadab. Diyor ki kendi kendine, kendi kendine söz veriyor. Diyor ki şunu diyor kimseye bahsetmeyeceğim. Eğer bahsedersem bir gün oruç tutayım. Bu da diyor, deniyor licac. Ya diyor ki şu haramı işlemeyeceğim. İşlersem 5 gün oruç tutayım. Ne yapacak bu kimse? Ya o adağını tutacak. Yahut da tutmazsa, yerine getirmediyse yemin kefareti ne yapacak? Verecek. Yani dese ki ben şu günaha bakarsam 5 gün oruç tutayım. Sonra o günaha baktı. 5 gün oruç tutacak. Tamam. Yani 5 gün orucunu tutmazsa kefaret. 10 tane fakir. Diğer bir adak, mekruh olan bir şeye adak alaması. Buna alimler örnek veriyorlar. Diyorlar ki mesela talak. Yani boşanmak mekruhtur diyor. Hoş bir şey değildir. Derse ki karım çarşıya giderse işte onu yani boşayayım mı, boşamayayım mı? Veyahut da yani boşamaya adak adadı kendiliğinden. Hiçbir şeye bağlı olmayarak da mesela. Bu şekilde de ne yapar bu? Bu adağını yerine getirmezse eğer karşılığında yemin kefareti tutar. Hangisinde? Hangisi zorlama? Licac vel gadab dedik. Gadab. Öfkelendiği zaman, kızdığı zaman, bir şeye kızdı. Kızmasına karşılık adak adadı. Veya birisini engel olmak istedi. Yani dedi ki eğer bu söz doğruysa, ulan bu söz doğruysa ben de 3 gün oruç tutayım. Dedi mesela. Bu söz doğruysa şunu yapayım. Bir kurban ikram edeyim. Dedi. Ve o söz doğru olmadı mesela. Gibi. Evet. Dedik ki Allah'a isyan olan adak, masiyet olan, günah olan adak ile ilgili kul ne yapar? O adağı yerine getirmez. Ama adak yerine gelmiş olur. Yani adak artık ne yapılacak? Tuttu. Ağzından adak çıktı. İşte bu adak geçerli. Onu yerine ne yapacak? Yemin kefaretini yerine getirecek. Şimdi Allah Teala buyuruyor ki yufûne bin nezri. Onlar ki ne yaparlar? Nezirlerini, adaklarını yerine getirirler, ifa ederler. Ve yekâfûne yevmen kâne şerruhu mustatîrâ. Ve şerri, her yeri kuşatmış olan o günün şerrinden, o günden ne yaparlar? Korkarlar. Burada dikkat ederseniz Allah Teala ne yapıyor? Adak adayıp onu ifa edenleri övüyor. Onlardan bahsediyor. Bu da bize gösteriyor ki bu bir nedir? İbadettir. Daha önceki derslerimizde söyledik. İbadet olan bir şeyin başkasına sarf edilmesi, Allah'tan başkasına yapılması şirktir. Bu yüzden ne yapılamaz? Kabirlere gidilip işte oğlum iyileşirse bu kabirde ne yapacağım? Kurban keseceğim. Yani seni evinden kaldırıp o kabrini oraya götürüp o kabrin orada çocuğunun sağlığını, sıhhatini istemen
nedir? Seni oraya götüren nedir? O kabirde yatanı tazim etmen. Yoksa sen aynı isteği, aynı talebi nerede de yapardın? Allah'tan evde de yapardın. Demek ki burada bir ne var? Tazim var. Eskiden cahiliye Arapları bunu yaparmış. İnsanlar bunu bu şekilde uygularlarmış. Bugün de var. Yani bugün de duyulmasa da, belki de etrafınızda açık bir şekilde söylenmese de, birçok insan belasından, musibetinden kurtulmak için çocuğu olmuyor. Çocuğu hasta, hanımı hasta, işleri kötü gidiyor. Bakıyorsun ki, ya diyor ki işte falanca türbede ne yapacaksın? Koç keseceksin, kurban keseceksin, şeyler alacaksın ki işlerin düzelsin, başındaki musibet gitsin. O da gidiyor orada ne yapıyor bunu? Alıyor. Nedir? Bu ibadeti başkasına yönlendirmek şirktir. Nasıl bir şirktir? Büyük şirktir. Büyük şirktir. İnsanı ne yapar? Müslümanı milletten, dinden çıkarır. Yine Allah Teala buyuruyor ki وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَ اَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذِرْ. Sizlerin yaptığı Allah yolundaki her harcama ve adadığınız her adak فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهُ. Allah onu ne yapar? Bilir. Yani bu ayette ne var? Allah Teala bunu biliyorsa bunun neyi verilecek demek ki? Bir karşılığı verilecek. O halde bu nedir? Bir ibadettir. İbadetse bu da kim için yapılmalı? Sadece Allah için yapılmalı. Bir de kaldı ki Allah'a şirk koşma adına yapılmış şirk olan adaklar var. Bu adaklar nedir arkadaşlar? Yerine getirilmez. Kefaret olarak da yemin kefareti bunu ne yapmaz? Kurtarmaz. Yani şey gibi düşünün. Bir adam Lat'ın Menat'ın üzerine yemin etse. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın adına yemin etse. Ben kendi kulağımla duydum. Bazı Araplardan adam konuşurken diyor ki ben Nebi. Ne demek ben Nebi? Yani Peygamberin adına yemin olsun ki diyor adam konuşurken. İnanamadım kulaklarıma. Dedim ya sen ne diyorsun? Dedim sen yemin mi ettin? Ya diyor işte bizim oralarda diyor. Bu kullanılan bir ifade. Yemin ediyor yani. Ve yemin sadedinde yani. Yemin gereken bir yerde ben Nebi'yi diyor. Şeytan onları o şekilde oynamış. Şimdi bu adam yeminini bozsa yemin kefareti gerekiyor mu ona? Gerekmez. Ne yapacak? La ilahe illallah diyecek. Diyor ya mesela kim Lata, Uzma'ya yemin ederse onların adına ne desin? La ilahe illallah. Yani la ilahe illallah desin. Dine girsin. Tevhidi tahkik etsin. Onun için şirke düşmüş bir adamın adağı nedir? Yani dese ki kabre giderek oğlum iyileşirse bir kurban keseceğim. Ey Eyüp Sultan Hazretleri ve çocuğu iyileşse bu adam gidip kurbanı kesecek mi? Hayır. Bu adam ne yapacak? La ilahe illallah diyecek. Oturacak, tevhidi öğrenecek, yani tövbe edecek. Yani Allah'a isyandaki gibi değil. İçki içmeye, zina etmeye, günah işlemeye adak adayan adamın durumu gibi değil. Şirke düşen kişinin durumu. Halbuki baktığın zaman dışarıdan diyorsun ki birisi içki içiyor, zina edecek. Birisi de ne var ki kardeşim? Kabire gidiyor, kurban kesiyor. Değil mi? Ama işte yani birisi şirk, birisi masiyet, günah. Hanefi mezhebi alimlerinden birçok alim var bu konuya değinmiş. Yani kendi dönemlerinde insanların kabirlere nasıl gidip oralarda nasıl kan akıttıkları, oralara neler adadıklarını. Mesela Hanefi alimlerden Hicri 800. yıllarda Hicri 9. yüzyılda yaşamış bir alim. Şeyh Kasım el-Hanefi bin Kutlubuga. Duydunuz mu Kutlubuga? Bu Hanefi alimlerden bir alimdir. Mısırlı. Hanefi kitaplarından İhtiyar diye bilinen kitabın hadislerini tahric etmiş bir alim. Diyor ki kendi döneminde bahsederken, tabii Mısır bu konuda meşhur. Yani şirk almış başını gidiyor. Hatta böyle fıkralar anlatırlar onlarla ilgili. Derler bir Mısırlı grup gelmiş Kabe'de tavaf ediyor. Demişler ya burada kimin kabri var? Şimdi şeyh diyor ki
Hanefi alim Kasım el-Hanefi. "En-nazru allazi yanzuruhu ekseru'l avam ala ma huwa mushahad." Bugün diyor avamın gördüğümüz kadarıyla adadı adaklar diyor. "Ke en yekuna el-insani gaibun ev maridun ev lehu hace." Yani diyor şu şekilde görüyoruz insanları. Bir insan diyor kayıp etmiş, bir kaybı var. Çoluğunu, çocuğunu, parasını, malını, mülkünü kaybetmiştir. Yahut hastası vardır. Yahut bir ihtiyacı vardır diyor. Bu avamdan bir adam. Diyor, "Fe'ti ila ba'di sulaha." Bazı salih kimselere gelir. "Ve yec'alu ala ra'sihi sutreten." Başına diyor bir perde örter. "Ve yekul." Der ki diyor, "Ya seyyidi fulan." Der ki diyor, seslenerek o salih kimseye, o şeyh efendiye. "Efendi hazretleri. İn raddallahu gâibi ev ufiye maridî ev kudiyet hâceti feleke minezzehbi keza." Der ki diyor bu vatandaş şeyhe gelerek, "Allah benim kaybolan şeyimi bana geri iade ederse, geri getirirse, yahut hastama şifa verirse, yahut ihtiyacımı giderirse, sana şu kadar altın." der diyor. "Ev minel fıddati keza." Ya da sana şu kadar gümüş. "Ev minet ta'ami keza." Ya da sana şu kadar yemek. Diye böyle adaklar adarlıyor. "Ev minel ma, ev minel şema', ev zeyt." Ya da sana şu kadar mum, sana şu kadar su, sana şu kadar yağ. Diye böyle diyor. Ne var? Adaklar adaklar. Garibanın, vatandaşın durumuna göre. Zengin olan altın, gümüş, fakir olan yağ, zeytin, yağı. Diyor ki şey, "Fehâdâ nezr bâtılun bil icmâ'." Bu adak adama türü icma ile nedir diyor? Batıldır. Neden? Açıklıyor şimdi sebeplerini. Diyor ki, "Minhâ ennehu nezrun li mahluk." Bu diyor mahluka yapılmış bir nedir? Adaktır. "Ve nezru lil mahluk la yecuz." Mahluka yapılan, insana yapılan adak caiz değildir. "Li'ennehu ibade." Çünkü adak adamak nedir? İbadettir. "Vel ibadetu la tekunu li mahluk." İbadet mahluka yapılmaz. Başka diğer vecihi, diğer sebebi nedir caiz olmamasının? "Ennel menzura lehu meyyit." Adak adanan salih kimse ne olabilir? Ölü de olabilir yani. Ölüdür, gelmiştir kabre. "Vel meyyitu la yemlik." Diyor ki ölüyse malik değildir hiçbir şeye. Güç yetiremez. "Ve minha ennehu zanna ennel meyyite yetasarrafu fil umur dunallah." Caiz olmamasının diğer bir sebebi bu adağı yapan, bu adakta bulunan kimse neye itikad edip bu adağı yapmıştır? Neyi zannederek? O kabirde yatanın, ölünün Allah'la birlikte tasarruf sahibi olduğuna itikad ederek, inanarak bunu yapmıştır. "Ve itikadu zâlike kufr." Diyor ki Kutlu Buğa, buna itikad etmek nedir? Küfürdür. "İzâ alimte hâzâ." İşte diyor ki şimdi devamla. Bunları öğrendikten sonra, bunları saydıktan sonra sana. "Femâ yu'kadu mined derâhim." Bu alınan paralar. "Ve şema'." Mumlar. "Ve zeyt." Bu yağlar. "Ve gayriha." Onun dışında verilen, adanan diğer şeyler. "Ve yunkalu ilâ darâhil evliyâ." Ve bu evliyanın türbelerine götürülen, Allah'a yakınlaşmak için, takarruf için yapılan bu adaklar. "Feharâmun bi icma'il muslimîn." Müslümanların icmasıyla nedir? Haramdır. Bakın Hanefi bir alim kendi çağında, kendi asrında yaşanan ve ondan önce yaşanmış olayları ne yapmış bize? Anlatmış, şerh etmiş, açıklamış. Bu da bizlere neyi gösteriyor? Adak bir ibadettir. İnsanlar araştırıldığında, sorulduğunda görülmekte ki, ortaya çıkmakta ki kız arkadaşından ayrılmamak için, kocasından ayrılmamak için, işinin kötü gitmemesi için ne yapmak var? Fısıltıyla, oradan buradan duyumlarla denmekte ki işte falanca türbeye git, sahabe yatıyor orada. Orada bir ne kes? Kurban kes. Kurban ada. Şöyle yaparsan, şuradaki veliye şunu adarsan, şu musibetin, şu belan, şu kaybolan eşya sana geri döner gibi fısıltılarla insanlar ne yapmakta? Amel etmekte. Adaklar adamakta ve böylece şirke düşmektedir. Mekkeli müşriklere sorulduğunda sizler bunlara niye ibadet ediyorsunuz?
Onlar da gidiyordu, türbelerin yanında kurban kesiyordu. Adaklar adıyorlardı. Onların cevapları neydi? Ne diyordu onlar? Bizi ancak Allah'a yakınlaştırsınlar diye onlara ibadet ediyoruz, ibadette bulunuyoruz. Bugün de aynı şey söyleniyor. Onlara dediğin zaman, sorduğun zaman bu adaklar neden adanıyor, bu kurbanlar neden kesiyor? Diyor ki biz ancak ne yapalım? Allah'a yakınlaşalım. Burada yatan, bu türbede yatan, bu kabirde yatan veli, evliya, salih bir kul, peygamber, sahabe, Gavs-ı Azam, işte bizler direkt Allah'a ulaşamayız gibilerden niyetlerle bırakın yüzü suyu hürmetine istemeyi, artık biz bizatihi direkt ibadetler ne yapılıyor? Orada icra edilmeye başlanıyor. Adaklar adanıyor. Değil mi? Horozlar kesiliyor. Bazı türbelerde, bazı yerlerde. Tavuklar kesiliyor. Yani bunların hepsi nedir? Şirkin bir çeşididir. Ve fi sahihi an Aişete radıyallahu anha sahihte, yani Buhari'de rivayet olunduğuna göre Aişe radıyallahu anha'dan aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Men nezara en yuti' Allah fela yuti'hu. Men nezara en yuti' Allah fel yuti'hu. Kim Allah'a itaat etmeye adak adadıysa ne yapsın? Ona itaat etsin. Burada ne var? Emir sıygası var. Yani farz, vacip diyor. Açıkladık biraz önce. Allah'a itaat olan adak kaç kısma ayrılıyordu? İki kısma. Muallak ve mutlak. Neydi muallak? Bir sebebe bağlı. Mutlak, bir sebebe bağlı olmadan adak adamam. Hadisin devamında diyor ki aleyhissalatü vesselam, وَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَعْصِيَ اللّٰهَ. Kim Allah'a isyan etme adına adak adadıysa, فَلَا يَعْصِهِ. Ne yapmasın? Yerine getirmesin. Adak, yani isyan etmesin. Dikkat edin, burada adak olmadı ifadesi anlaşılmaz. Yani burada adak olmadı, tutmadı manası buradan çıkmaz. Ondan dolayı birçok alimin dediği üzere isyan etme üzerine de kişi adak adadıysa bile onun adağını yerine getirmez. Getirmesi haramdır. O isyanı, günahı işlemesi haramdır. Ancak adağını yerine getirmediğinden dolayı da ne yapması gerekir? Yemin kefareti yapması gerekir. Evet. Şimdi okuyalım meseleleri. Dikkat çekilen konular. 1. Adağı yerine getirmenin farz oluşu. 2. Ayet ve hadisler uyarınca adağın ancak Allah için yapılan bir ibadet olduğu ortada olduğuna göre Allah'tan başkası için adak adamak ibadette şirktir. Evet. 3. Allah'a isyan olacak bir adağı yerine getirmek caiz değildir. Evet. Hadislerde geldiği üzere. Evet, diğer konuya geçecektik ama yani bunu önümüzdeki haftaya, istiazeye önümüzdeki haftaya bırakalım. İstiaze ve sığınma ve istigase babları peş peşe gelecek. Bu bablarda, bu iki babta zikredilen bütün delilleri ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ezberliyorsunuz. Bu iki baptaki delilleri, ayet ve hadisleri ne yapın? Ezberleyin. Önümüzdeki hafta yani iki babı birden almaya çalışacağız. Evet, adakla ilgili sorusu olan. Çok genel bir mana çıktı sanki. Yani ben mesela şu konuşuma gitti, hocam işte eve gideceğim, saat 7'de gideceğim. İşte şu saatte geleceğim. Yani şimdi tabii niyet, yani o gideceğim, geleceğim, yapacağım derken onun söylediği niyet önemli. Yani mesela Arapça'da diyor ki lillahi aleyye, benim üzerime Allah için şu gerekli, gerekli oldu artık. Yani senin o gereklilik ifaden ne? O çok önemli. Yani değil, onlar değil yani. Bugün öğlen yemeğinde çorba içeceğim diyorsun mesela. Yani bu adak değil. Tamam? Bu adak değil. Pazartesi günü oruç tutacağım.
derken ne için yani? İçin kendisi yok sünnet de. Adıyor musun? Yani sen adayan kişi bilir. Adamın yaşamasın yani. E tabii yani sen orada yani lafız olarak da mesela diyor, yani Allah için pazar günü oruç tutacağım derken tutacağımdan maksat sahura kalkarsam nafile oruç tutacağım mı yoksa adıyorum. Şimdi bizim literatürümüzde, örfümüzde adak adamak olmadığı için bu manada mutlak adak. Biraz belki de anlaşılması zor gelebiliyor yani hayatta kimse dememiştir değil mi? Yarın Allah için oruç tutmak benim üzerime gerekli olsun. Evet. Sen mesela tutamadın biz için. Nasıl? Borcu var mesela. Evet, kazası vardı. Ramazan'da tutamadı. Evet. Ramazan'da tutamadı. Kazasını tutması farz zaten. Adak değil o. Yani kazayı ne yapacak? Yerine getirecek. Dediğimiz gibi mesela mubah olan bir şeyde adadığı zaman, mubah bir adak yaptığı zaman onu yerine getirmekle getirmemek arasında ne? Muhayyer. Yani evet muhayyer. İster o adadığı şeyi yapar, ister kefaret. Aynı şekilde licac dediğimiz ve gadab dediğimiz hani öfke anında yahut da işte bu söz doğruysa ya bu söz doğruysa bir gün oruç tutacağım dedi. O söz de doğru çıktı. Bu da muhayyer diyor alimler. Yani ya bir gün oruç tutacak ya da kefaret yemini yapacak. Yani bu ikisinde muhayyer. Evet. Mutlak mı? Bunda ise vacip mutlak. Neyi vacip mutlak mı? Yerine getirmesi mi? Yok ibadet olan çeşitleri mutlak. İbadet olması için vacip olması lazım. Yok vacip değil. Bu başlangıç olarak, iptida olarak o cihette baktığınızda mekruh böyle bir şey. Kişinin ne yapması? Adak adaması. Adaması. Yani hoş bir şey değil. Dinin sana tavsiye ettiği bir şey değil. Ama yaptıktan sonra da yerine getirmek vacip, farz. Çünkü sen ne yapıyorsun artık? Bu adı üstünde nedir? Adak. Dinin sana ilzam etmediği, üzerine yüklemediği bir şeyi yüklüyorsun. Allah için üzerime bir gün oruç olsun gibi. Artık o farz oluyor. İşte onu dedik, onu açıkladık. Mekruh olma tarafı nereden mekruh? Başlangıç olarak mekruh. Şey olarak, yerine getirme olarak ibadet. Niye ibadet? Çünkü Allah Teala ne yapmış? Yapanları anlatmış, adaklarını ne yaparlardı? İfa ederler demiş. Yine hadisi diyor, adak diyor, nedir diyor, hayır, bir şeyi reddetmez diyor, bir şeyi geri çevirmez. Bilakis diyor, fakirin cebinden, cimrin cebinden ne var? Mal çıkartır. Yani bunlar neyi gösteriyor? Adak nedir? Başlangıç olarak, iptida olarak mekruhtur. Ki bu hadisi şey olarak söylüyorlar, mukayyet adakla alakalı. Yani sen sınavın var, sınavda başarırsam bir kurban keseyim diyorsun. Yani sen zannediyorsun ki kurban kesmeyi adadığın için Allah-u Teala'ya, Allah-u Teala ona karşılık sana ne yapacak? Sınavda başarı verecek. Halbuki öyle bir şey yok. Senin cebinden bile bu adak ne çıkartıyor? Cemil'in cebinden kurban çıkartıyor. Evet. Genelde araba söyleyen peki ne oluyor? Neyi söyleyen? Bir şey olmaz. Mekruh işlemiştir. Yerine getirecek artık. Bir şey yok yani. Hoş bir şey değil. Şeyhülislam İbn Teymiyye bu haramdır diyor. Bunu söylemek. Evet. Kayıtlı olan. Kayıtlı olmayan ibadetler o zaman müstahap. Yani bazı aliler müstahap demiş. Bazıları müstahap diyen aliler var elbette. Ama kayıtlı olmayana hangi cihetten kerahat var, mekruhluk var? Allah'ın sana ilzam etmediği, farz kılmadığı bir şey sen kendine ne yapıyorsun? İlzam ediyorsun. Yani din sana bir serbestlik vermiş o konuda, özgürlük vermiş. Evet. Mesela bir yere gittim, zaten normal toplumla konuştum, ibadet evler alakası yok. Normal konuştum, ben bu şeyi yapacağım, sonra yapmadım. Yani vazgeçtim, yapmak istemedim. Bununla dinle arasında fark var mı? Yani o dedik, şimdi senin yapacağım, edeceğim, yani buradaki şey ne? Yani niyet ne? Bir yere gittim, dedim yarın uğrayacağım, sonra uğramadım.